Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Eylül Rüyası kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır beraber olamıyorduk. Video çekmedim. Bunun aslında hep pek çok nedeni var ya da hiçbir nedeni yok. Böyle karışık bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bugün vlog açmak istedim. Sizinle paylaşmak istediğim bazı şeyler var. İlk başta köyden gelen ürünlerimi size göstereyim. Ondan sonra inşallah sohbet ederiz karşılıklı. Şimdi köyden bana şöyle bir salça geldi. Domates salçası bu. Bunu açalım beraber. Ben de şimdi bakacağım rengi falan nasıl diye. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, salçanın şöyle rengi gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Çok güzel. Bunu ben şimdi cam şişeleri alacağım. Günlük olarak kullandığımı şöyle küçük bir kavanoz alacağım. Bu cam bir kavanoz. Hafif olsun diye. Geri kalanı ise yine aynı şekilde biraz daha büyük olan bir cam kavanoz alacağım. Bakalım sığacak mı? Şimdi bunları ben bir doldurayım. Bu salça kaynatılmadan. Şimdi hem kaynatılarak yapılan var biliyorsunuz. Bir de güneşte kurutularak yapılan var. Bu güneşte kurutularak yapılan salçadır. Güneşte kurutularak yapılan salça daha ekşi oluyor. Diğeri ise kaynatılarak yapılan ise daha tatlı oluyor. Ama sağlık açısından herhalde güneşte kurutulan daha sağlıklıdır diye biliyorum. Yani maşallah salçamın güzelliğini görüyorsunuz. Kavanozumu da şuraya çekeyim. Şöyle bu şekilde doldurdum bunu. Biraz daha alayım. Tamam. Siz ne yapıyorsunuz? Durumlar nasıl? Benim bu hafta çok fırtınalı bir hafta oldu. Ama Allah'tan ki güzel fırtınalar koptu. Bunun şöyle ağzını kapattım. Bunu bir köşeye alayım. Bakalım geri kalan buna sığacak mı tabii. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Salçanın hakikaten böyle kıyıdan köşeden tadına bakıyorum. Gerçekten çok güzel. Hazır salçalar alıyorsunuz. Yani dolapta muhafaza etmeme rağmen küfleniyor. Yani bir ayda geçmemesine rağmen küfleniyor. Yani tuzladım hatta bir ara. Yine küflendi. En iyisi ev yapımı salça. Hem tadı daha güzel. Bozulma durumu da yok. Ev salçasını dolaba değil, normal dışarıya bile koysanız bozulmuyor. Ama o hazır alınan salçalar tadı da güzel değil, bozuluyor da. Onun için hiç gerek yok. Çok şükür burada en azından böyle doğal şeylere ulaşabiliyoruz rahatlıkla. Bana bunları köyden gönderen yakınıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Elleri dert görmesin. Normalde ben salça şu ana kadar hiç yapmadım açıkçası. Annem yapar ama ben hiç yapmadım. Burada da güvendiğim, bildiğim güzel bir dükkan olduğu için biz oradan alıyorduk. İhtiyaç duymadım. Ama bundan sonra köyden sipariş etmek belki de en güzeli olacaktır. Bir de tabii sadece salça gelmedi. Kurutmalıklarım da geldi. Şunları bir doldurayım. Onları da sizinle paylaşacağım. Bakalım sığdırabilecek miyim? Arkadaşlar köy salçasının kilosu
15 TL. Gayet uygun. Zaten kaç kilo domatesten çıkıyor bir kilo salça. Bu sene sebze bayağı bir boldu ve fiyatı uygundu. Geçen sene çok pahalıydı. Ondan önceki sene de pahalıydı. Ama bu sene sebzelerin fiyatı bayağı bir uygundu yani. Herkes rahatlıkla kurutmalığını, salçasını yaptı. İnşallah böyle bereketle devam eder. Çok az bir şey kaldı. Onu da şu anda tüketmek üzere olduğum salça kavanozumun içerisine ilave edeceğim. Bu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel kıpkırmızı bir domates salçam oldu. Şöyle az kalan salçamı da buraya koydum. Zaten azalmıştı. Yani vaktinde gelmesi diğer salçanın gayet iyi oldu. Bunu da kapağımı kapatayım. Şimdi şöyle iki tane büyük salçam oldu. Şunu açarken biraz dikkat etmeliyim çünkü kapağı çok sıkışmıyor Nescafe kutusunun. Şimdi salçalarımı kenara aldım. Başka ne var? Sumağım var. Bu sumağın yarısını boşalttım. Çünkü o esnada hemen bana lazımdı. Bu kaldı. Bu kırmızı sumak. Şöyle de bir sumağım var. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Büyükçe bir poşette dolmalık biberlerim. Dolmalık biberler var. Dolmalık patlıcanlar var. Bunlar köy biberleri. Çok güzel kurumuş. Zaten sesinden de belli oluyor. Bu şekilde 16 kilo biber, 13 kilo da patlıcan kuruttum. Bunlar da patlıcanlar bu şekilde, gördüğünüz gibi. Bunlar da çok güzel bir şekilde kurumuşlar. Bir de aynı zamanda bamyam, dağ kekiğim ve aynı zamanda reyhanım da varmış. Onu koymayı unuttular. Bir dahaki sefere getirdiklerini inşallah getireceklermiş. Çok sağ olsunlar. Buradan tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi ben çayımı ya da kahvemi alayım. Bir sohbete başlayalım sizinle. Çayımı aldım. Çocuğumun odasına geçtim. Burada rahat bir şekilde inşallah sohbet edebiliriz diye. Pratik olsun diye sallama çay koydum. Şunu içiyorum. Yeşil çay, ananaslı. Öneririm. Yani hakikaten tadı da güzel bunun. Yani sadesinden tadı daha güzel. Evet, şimdi çayımdan da bir yudum aldım ve başlayalım. Uzun zamandır yoktum. Neden yoktum? Geçen hafta ve devam eden bu haftada bizim için çok güzel şeyler oldu. Özellikle benim için. Ne oldu? Birincisi arkadaşlar, hatırlarsanız ben önceki vloglarımda bahsetmişimdir. İstanbul'da biz tatildeyken geliş tarihimi tam ben ALES'e gireceğim tarihe göre ayarlamıştım. Biz memlekete dönmüştük. Hemen ertesi günü de ALES vardı. Yanılmıyorsam 16 neydi hatırlayamıyorum. Biz ne zaman döndük? 16 Ağustos'ta döndük diye hatırlıyorum ama emin değilim yani. Şu an hiçbir şey yok aklımda açıkçası. Vloda aniden açtım ve aniden sohbet etmek istedim. ALES'e girdim ve Rabbime şükürler olsun ki benim ta öğrencilik yıllarında daha üniversite okurken yüksek lisans yapmak istiyordum. Fakat farklı nedenler vardı. Bir de eşimin pek rızası yoktu. O da bir şekilde ikna oldu ve ben ALES'e girdim, YDS'ye girdim. Aynı zamanda okul ortalaması, hepsinin ortalaması alınıp bir yüksek lisans programına Rabbime şükürler olsun ki yerleştim. Şu an çok mutluyum bundan dolayı. Bundan önce de çok güzel bir şey oldu. Fakat o biraz özel olduğu için tam olarak ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama benim aylarca beklediğim, çok üzüldüğüm, haklı olduğum halde haksız yere çok fazla yıpratıldığım bir konu vardı. Ve ben asla pes etmedim, peşini bırakmadım. Çok şükür ki o konuda da haklı olduğum ortaya çıktı. Hakkım da iade edildi. Bundan dolayı
Çok çok mutluyum. Bu maddi bir şey değil arkadaşlar. Manevi bir şeydi. Ve benim için bir onur meselesi haline gelmişti. Onun peşini asla bırakmayacaktım. Bırakmadım da. Evet, çok üzüldüm, çok yıprandım. Belki de YouTube'a girme nedenim de budur. Yani o olumsuzlukların olduğu dönemde kendimi o kadar kötü hissediyordum ki biraz kafam dağılsın diye ne yapabilirim diye düşündüm. Ve dikkat ettim ki ben televizyon izlemeyi sevmiyorum, dizi izlemeyi sevmiyorum. Ama YouTube'daki şöyle ev hanımlarının yaptığı videoları çok seviyorum, çok beğenerek izliyorum. Ben niye yapmayayım dedim ve ben de girdim bu YouTube işine. Hakikaten çok da iyi oldu. Yani benim kafamı dağıtmamda o kadar iyi oldu ki şunu da öneriyorum. Hakikaten bir konuda bir yerde eğer ki kafanız dağılırsa kendinizi iyi hissetmezseniz onun üzerine çok fazla yorulmayın. Çünkü kafanızı onun üzerine yorduğunuz zaman aslında biz kendimizi tüketiyoruz, biz üzülüyoruz ve bu da bizim sağlığımızı bozacaktır. İnsanın ruh sağlığı bozulduğu zaman beden sağlığı da bozulur. Bu kendisine, ailesine, çevresine, herkese yansır. Bunu yapmamak adına ilgimizi biraz daha farklı yerlere kaydırabiliriz. Ben de böyle yaptım. Onun için YouTube'a girişimde böyle olmuştu. Peki ne oldu, yani durumum düzeldi? YouTube'u bırakacak mıyım? Hayır, hakikaten ben girdikten sonra çok sevdim video atmayı. Ondan sonra o gelen, sizden gelen o güzel yorumları okumayı çok sevdim. Fakat bu YouTube konusunda da bazen modumun düştüğü zamanlar oldu. Neden? Çünkü bakıyorsunuz sosyal medyada, aynı zamanda YouTube'da. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Eşim geldi, onu bir konuştuk. Videoyu da o esnada durdurmuştum. Evet, ne diyorduk? Evet, bazen modum düştü. Neden modum düştü? Sosyal medyada bakıyorsunuz, YouTube'da bakıyorsunuz. Çok böyle abes, saçma sapan şeyler yapan, kötü örnek teşkil eden kişilerin bir anda videoları binlerce kez, belki bazen milyonlarca kez izleniyor. Takipçi sayıları artıyor. Ama işte burada düzgün bir şey yapmaya çalışırken, güzel bir şekilde örnek olmaya çalışan kişilerin ne yazık ki bakıyorsunuz izlenmeleri daha dipte kalıyor. Ben de evet YouTube'a girdim. Gireli çok fazla olmadı. Zannediyorum 2-3 ay gibi bir zaman geçti. Ama çok yavaş ilerlediğimi hissediyorum. Bunun böyle olduğunu görünce de insanın biraz hevesi kırılmıyor değil. Onun için bu konuda hepinizden destek bekliyorum. Lütfen videolarımı paylaşarak ve aynı zamanda kanalıma abone olarak inşallah daha güzel videolar çekmeme vesile olursunuz. Bunu söyleyeyim. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki, o kadar mutlu oldum ki hem almış olduğum o manevi bir zaferdi benim için. Haklı olduğunuz ve inandığınız bir konuda, bir davadan asla geçmeyin arkadaşlar. Bu ne olursa olsun, çok küçük bir şey de olabilir, büyük bir şey de olabilir. Karşınızda kim olursa olsun, eğer ki haklıysanız ve haklı olduğunuza inanıyorsanız sonuna kadar savaşın. İnanın, Yüce Rabbim gerçekten de doğrularla beraberdir. Er veya geç kazanan siz olacaksınızdır. Diyelim ki bu dünyada bir şekilde biz bunun karşılığını alamadık, mükafatını alamadık. Bizim doğruluğumuz ortaya çıkmasa bile çok şükür ki biz Müslümanız ve ahiret inancımız var. İnşallah diğer dünyada karşılığını alırız. Ama tabii ki bir Müslüman, evet tamam sen bunu böyle yaptın, ben yaptım ama ben haklıydım, sen beni ezdin, ben de sesimi etmiyorum değil asla. Bir Müslüman güçlü olmalı. Hakkını savunmalı. Kendini asla ezdirmemeli. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlıdır. Onun için asla hakkınızı hiç kimseye yedirmeyin. Ben zaten yapı itibariyle hayatta mümkün değil. Yani hakkımı hiç kimseye yediremem. Hiç kimsenin de hakkını asla yemem. Ve inandığım bir davada karşımda kim olursa olsun benim için hiçbir önemi yok. Eğer ben haklı olduğuma inanıyorsam hepsinin üzerine giderim. O konuda da gözüm karadır. Çok şükür o şekilde oldu. Ondan sonra ertesi gün dediğim gibi yüksek lisansa yerleştiğimi duydum. Sonra Rabbime şükürler olsun, annem ameliyat oldu. Şu anda durumu elhamdülillah inşallah daha da iyi olur ama şu anda durumu iyi. Onda birkaç tane böyle görmesi gereken kemoterapi var. İnşallah onları da görecek ve sapasağlam olur. Artık kemoterapiye dahi gerek
kalmaz inşallah. Çünkü o da çok yıpratıcı bir süreç, zor bir süreç hem hasta için hem de hasta yakınları için. Bu şekilde uzun zamandır bulunmayışımın nedeni, evet işte dediğim gibi hem almış olduğum güzel bir haber vardı. Aynı zamanda yüksek lisansa yerleştim. Okullar açıldı. Çocuklar okula gidiyorlar. Şimdi birinci sınıfa giden kızım devlet okuluna gidiyor. Haftanın 2 günü gidiyor. Diğer geri kalan günlerde canlı derse katılıyor. Küçük kızım ana sınıfına gidiyor. Onlar haftanın 4 günü gidiyorlar. Sadece çarşamba günü gitmiyorlar. O zaman da bulunmuş oldukları ortamı dezenfekte ediyorlar. Onlarla uğraştık işte. Çok güzel, koşuşturmalı, güzel bir haftaydı bizim için. Bundan dolayı vlog çekemedim. İnşallah bundan sonra çok daha sık bir araya geliriz. Lütfen motivasyonumu güçlendirmek ve yeni videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve daha fazla kişiye ulaşması için kanalımı paylaşırsanız ve destek olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın. İnşallah sizler de çok güzel haberler alırsınız. Rabbim gönlünüzden geçen bütün dileklerinizi, hedeflerinizi inşallah gerçekleştirir. Allah'a emanet olun.